İştahı yok. Bacaklarında şişlikler var. Halsiz, solgun. Üşütmüş işte. Bana çemkireceğine çocuğu adam gibi giydir. Önemli bir şey değildir inşallah. İyice hanım köylü oldun. Boşuna dememişler körle yatan şaşı kalkar diye. Ayhan'ın çişi kan gibi. Ne? Kötü bir şey. Ne yazık ki basit bir şey değil. Ama tedavisi mümkün. Ancak hem çocuk için hem aile için uzun ve sabır gerektiren bir süreç. Oğlumun neyi var? Kronik böbrek yetmezliğiyle karşı karşıyayız. Ne yapmamız gerekiyor? Hastalığın bu safhasında diyaliz tedavisi veya böbrek nakli yapılması gerekiyor. Biz çok mu geç kaldık? Şimdi bunları düşünmeyin siz. Bilmek istiyorum. Ne yazık ki evet. Günümüzde artık kullanılan modern ultrasonografi cihazları sayesinde gebeliğin 3. ayından itibaren anne karnındaki bebeğin böbreklerinde ve idrar yollarındaki şekil bozuklukları görülebilmekte. Böylece bu bebekleri doğumdan sonra henüz hastalık bulguları ortaya çıkmadan daha anne karnındayken tedavi etmek mümkün. Ne gerekiyorsa yapacağız. Evet, ne gerekiyorsa yapacağız. Sık sık buraya gelmeniz gerekecek. Yakında mı oturuyorsunuz? Gerekirse buraya taşınırız. Güzel. Ben öyle doktorun her söylediğine inanmam. Ayan beyan her şey ortada. Geçen sene muhtarın karısına 3 ay yaşayacaksın demişlerdi. Kadın 1 sene yaşadı. Biraz daha geç kalsaymışız. Düşünmek bile istemiyorum. Ahmet abi bizim fundalığı istiyordu. Yarın bir konuş istersen. Ne? El alemin kıçı boklu çocuğu için fundalığı mı satacaksın? Dünyada izin vermem. O el alemin çocuğu değil. Bizim çocuğumuz. Biz istediğimiz için doğdu. Ayrıca o fundalık senin değil benim. Gelin olarak şu kapıdan içeri girdiğin andan itibaren senin olan her şey kocanındır. Bu kadar. Annesinin güzeli. Canım oğlum. Uy, oğlum ne kadar güzel değil mi? Bu bebek seni hayata döndürdü. Dünyamı aydınlattı o beni. O zaman adı Aydın olsun. Gonca. Gel şöyle otur, diyeceklerim var. Bütün gece gözüme uyku girmedi. Söylediklerinde haklıydın. Sen benim kusuruma bakma. Torunum için ne gerekiyorsa yapalım. Fundalığı şimdilik satma. Benim sandıkta biraz altınlarım ve param var. Ömer bilmez. Şimdilik işinizi görür. Sağ olun. Sen şimdi kuruttuğumuz bamyalardan Cemile'ye bir bağ götür. Ne zamandır lafını ediyordu. Sonra götürürüz. 2 adım yol. Hem hava almış olursun. Ha? Merak etme. Ayhan uyanınca ben bakarım. Peki. Hadi. Hadi kalk. Gonca. Mutfakta değil. Bahçede bamyalar. İyi, tamam. Alo? Funda, kızım. Ben teyzen. Teyze? Ah, ne zamandır seni arayacaktım ama elim varmıyor. Ay, ben çok büyük bir hata yapmışım. Yoksa Ayhan'a bir şey mi oldu? Ah, sen gittikten sonra çok değiştiler. Ayhan'a çok kötü davrandım.
Ay çocuk yemeden içmeden kesildi. Rengi soldu. İçine kapandı yavrucak. Teyze neler söylüyorsun sen? Doğruları söylüyorum. Ay bir an evvel gel de kurtar yavrunu onların elinden. Gonca ile konuşmak istiyorum. Sakın ha. Ay sana söyledim diye beni mahvederler. Yarın öğlen kimseye... Görünmeden gel. Ben bir yolunu bulup Ayhan'ı gizlice veririm sana. Yarın öğleyin orada olacağım. Hadi yavrum. Bence bu işte bir iş var. Bilmiyorum. Gidince anlayacağız. Evlendiğinden haberleri var mı? Sanmıyorum. Teyzem eski numaradan aradı beni. Hadi kocanı bekletme. Gözün arkada kalmasın. Ben Aydın'a gözüm gibi bakarım. Sen merak etme. Sağ ol. Hadi güzel oğlum iç. Hadi canım iç. İç ya. Ay Neriman'ların da Mevlüt'ü var bugün. Biliyorum ama ben gidemeyeceğim. Sen yalnız gidersin. Aa olmaz. Senin gitmen lazım. Kadıncağızın yardıma ihtiyacı vardır. Ben torunumla oynarım. Aa, babaannesinin bir tanesidir o. Ay yakışıklı oğlum benim. Aa. Hem sen de ferahlarsın biraz iyi gelir. Heh, hadi başlayacak Mevlüt. Sen geç kalma hadi. Tamam. Ay benim güzel oğlum. Ay benim güzel oğlum. Bekle beni. Doğru yapmıyoruz. Oğlumu görmem lazım. Ah yavrum benim. Dur bir bakayım sana. İyi gördüm seni. Tam zamanında geldi. Oğlum nerede? Kimse görmedi ya seni. Yok yok. Oğlum nerede? Gel. Gel içeri. Oğlum. Ne olmuş sana böyle? Al götür. Kurtar oğlunu. Gel çık. Aklım almıyor. El kadar çocuk nereye gider? Ne yaptın oğluma? Gonca dur, kendine gel. Dedim ya, burada uyuyordu. Bahçeye odun almaya çıkmıştım, döndüğümde yoktu. Allah'ım, aklımı oynatacağım. Kim niye yapsın böyle bir şeyi? Ömer, yalvarırım bul onu. Ben jandarmaya haber vermeye gidiyorum. Biraz bekleseydik. Ay kim ne yapsın hasta çocuğu canım? Bir haber var mı çocuktan? Yok. Bugün yabancı bir adamla Funda'ya benzeyen bir kadın görmüş benim oğlan. Beyaz bir arabayla gidiyorlarmış. Funda mı dedin? Hoppa! Ol tamam. Al bakalım. Tamam. Açma. Eski numaradan arıyorlar. Onlar olabilir. Ben gidip bir araba ayarlayayım. Sabahı bekleseydiniz gündüz gözüyle daha iyi olurdu. Ay, başım çatlayacak gibi. Ay ben odama gidiyorum.
Bak 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 bak. Al hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi canım. Aç hadi ağzını. Aç. Oğlum. Nerede o? Çocuğum nerede? Gerçek annesinin yanında. Onu neden aldın benden? Yalvarırım oğlumu bana geri ver. Onu soldururken aklın neredeydi? Bakımsızlıktan gözünün feri gitmiş zavallının. Soldurmak mı? O çok hasta. Onun tedavi olması lazım. Hem de hemen. Hasta mı? Teyzem bana bundan hiç söz etmedi. Bir çuval inciri berbat ettin yani. Peki nasıl yaptın bunu? Daha ne yapacaksın ya? Köyde Funda'yı görmüşler dedin ya. Ha, ne var bunda? Funda'yı ben çağırdım ben. Gel çocuğunu al diye. Niye yaptın böyle bir şey? Çocuk hastaymış, böbrek hastası. Ah yavrum. Benim salak oğlan Gonca'nın aklına uyup nesi var nesi yok satacak. Çocuk için mi? Ha, çocuk için. E peki Funda ne yapacak el kadar çocukla? Hiç düşündün mü? Ne düşüneceğim? Anası değil mi? Ne yaparsa yapsın. Bana ne? Çocuklarımız bize Allah'ın emanetidir. Hiçbir şey onların canından daha kıymetli olamaz. Bildiğim bir tek şey var. Bir gün doğarsın, günü gelince de ölürsün. Ha bir gün önce, ha 3 gün sonra. Bunun için ben malımdan olamam. Bu ne ya? Daha fazla o evde kalamam. Fundalığı satıp şehirde hastaneye yakın bir ev tutacağım. Sen ne düşünüyorsun? Gerekirse biz de geliriz. İzin vermem buna. Sen ne biçim erkeksin ha? Durdursana karını. Birazdan araba kalkacak. Biz gidiyoruz. Zamanında malları üzerine geçirseydin, şimdi aval aval arkasından bakmazdın. Anne, ben de gidiyorum. Gidersen analık hakkımı helal etmem sana. Etmelisin anne. Şimdi elimden geleni yapmak için gidiyorum. Çünkü günü geldiğinde keşke yerine hakkım sana helaldir diyebilmek istiyorum. Gitme! Dur! Gitme! Büyü yapmışlar sana. Eğriyi doğruyu göremiyorsun. Git bakalım. Git. Cehennemin dibine kadar yolun var. Kadın, ay kapıma dayanmış. Ne saçmalıyorsun? Tutamadın şu çeneni değil mi? Ha, tutamadın. Ne tutacağım be? Saniye teyze koş. Evin yanıyor. Evim. Paralarım, altınlarım. Paralarım. Paralarım yanıyor. Paralarım yanıyor. Paralarım yanıyor. Misafirim var teyze. Geçmiş olsun. Sağ ol. Geç otur Cemile teyze. Ben bir çay koyayım. Hastanedeyken gelecektim. Ama kimseyi yanına sokmamışlar. Ben de çıkmanı bekledim. 2 ay çadırda kaldı dediler. Çok mu canın yandı? İşimdeki yangın kadar değil. Darılma ama sende de hiç akıl yokmuş. O koca alevlerin arasına girilir mi hiç? Ama yeğenin esaslı kızmış.
Bir tarafta 3 aylık bebek, bir tarafta sen. Hele kıza yaptıkların düşünülürse. Ama Allah için kocası da adam gibi adammış yani. Ömer'le gelin şehirde çocuğun hastalığıyla uğraşıyorlar. Onlara ayak bağı olmayayım diye aldılar beni. Ay bu halde bile fesatlık mı düşünüyorsun yani? Yok yok öyle değil. Allah hepsinden razı olsun. Sen Allah'ın adını hiç ağzına almazdın. Ben onlardan yaşlıyım. Ama onlar benden daha büyük. Çok pişmanım. Olur mu bilmem. Ama bir iyileşeyim. Böbreğimin tekini torunum Ayhan'a vermek istiyorum. Belki o zaman içimdeki yangın söner. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.